Merhaba Boğamiller. Merhaba hocam. Welcome on board. Welcome Diyen beni Fenerbahçeli topçu. <laughs> evet, Kovadis geri döndü. Aşağı çemkirdiniz, çemkirdiniz. Nihayet Kovadis geri döndü. Resmen fazla istek. Size evet. bir havadisimiz var diyorsunuz. Evet, yani. size bir havadisimiz var. Fazla istek evet görüyorsunuz. Size karşı hep şey, şeyiz. Oysa ısrarlı nefsiniz? şey tacizdir ama seyircilerimiz sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> biz bayağı taciz ettiler yani. Kovadis, evet, Kovadis Mütecaviz, de. mütecaviz seyircilerimizin isteğiyle Kovadis, Marco Polo ile karşınızdayız. Bugün zengin bir kelime haznesiyle başladık hocam. Evet, değil mi? Farklı dillerde hoş evet, geldinizler. Evet. Mütecavizler. Evet, çünkü bugünkü birazdan Cambly'de şeye bağlanacağız ve <laughs> İngilizce göstereceğim sizlere. <laughs> i̇şte Hala... <bakalım> İngilizce. <laughs> Osmanlıca pratik de gerekebilir hocam. Osmanlıca diye... pratik de gerekebilir. Aslında evet Osmanlıca aplikasyonu yapacaksın. Aslında Cambly'e siz Osmanlıca hocası olarak <laughs> Evet. 5 <kalabilirsiniz. gülüyor> kişi gelecek böyle. <laughs> Bak bu ilk İSAM'a geldiğimde ben şimdi İSAM çok büyük de bir araştırma merkezi. İSAM'da belli Osmanlıca ifadeler kullanıyor. Bazen de gençler kullanıyor. Mesela Google'da zuhur etti diyor. Abi Google'da zuhur etti. Şimdi ben ilk başta onu böyle zehir falan gibi İngilizce'de <laughs> Amerika'dan yeni gelmiştim. Sonra fark ettim ki Türkçe zuhur etti. Lan doğru mu duydum falan diye. Ne fazla bir anlam yüklenmiş sanki. Yani, bu olmuyor. E. <laughs> böyle, zuhur <laughs> etmek. Abi Osmanlıca yazılar yazan bir tişört şeyi vardı. Çok pahalıya satıyordu ekimlerin başında ama burada Arapça harfler var ama hatırlıyorum hiç hatırlıyorum hocam. Ottoman Empire'dı markası. Ama o harfler birbirinden yani bağlanmıyordu mesela. Bir B oluyor, R oluyor. Saçma sapan bir şeydi. Sonra bu bardaklar falan çıktı. Bu Osmanlıca işini aldılar TikTok'a çevirdiler. Yani Osmanlıca o kadar ağır kullanıldığı zaman hiçbir şeye benzemez. En güzel Osmanlıca hakikaten görebiliyorsunuz. E Türk gençliğindeki falan çok güzeldir mesela. Yani tamam yüksek bir şey konuşuyor ama yerinde konuşuyor. Bülent Arsoy güzel konuşuyor hakikaten. Evet. Yerinde kullanıyor falan. Öyle yerinde kullanan insanlar var ama böyle fevkinde diyorsun. Yani şöyle. evet. Ama böyle ya da kararı firar etmek dediğin zaman hani güzel ifadeler var ama böyle her yerde greseşite şey kullandığın zaman mesela bu da bir Osmanlıca ifade olabilirdi. Tam ruhuna uygun. Çünkü Osmanlıca alıyor Arapça, Farsça birçok değişik ifade işte Türkçe ifadenin yerine koyuyor. Onlardan tamlamalar yapıyor. işte ne bileyim kelime oyunları yapıyor. E oyun aslında biraz mı böyle? Biraz. Evet. Kararı firara tebdil etmek. Nedir abi? Karar şöyle yazılır. İki nokta. Tek noktayı alırsan karar firar olur. Ya da fevzi Çakmak kuzu paşalenmesi için. fevzi'nin üstünden bir nokta ilave, ilave edersen sen Fevzi Kuzu olur. Espri yaparsın. Böyle espri. Fake yapmış evet, olursun. Fake kaf yapmış olursun. Falandı filandı. Bunları yap canım ya. Ama böyle olu, olu, olu ya babaannem gibi konuşmayın yani. Bir de ut vereyim çalın abi. Ya böyle bak tarihçi olunca böyle şeyler var ya. Mesela bana de, sürekli her dekinde Ebru mebru göstermeye çalışıyor. Arkadaş ben. Hocam şu Ebru ile ilgili problemlerinizi çözün artık. Abi kitap kapağı. <gülüyor> her konuyu Ebru'ya getiriyorsunuz. ha bizim öğrenciler sürekli iki tane şey vardı. Biri Endülüs ile ilgili sürekli sonra, sonra bir daha böyle Ebru yaparlar böyle. Ebru şeyler olur. Zeynep de yapıyor. Karşıyım. Folklor Ebru'ya karşıyım. Çıktı falan. Hocam istemediğiniz ot burnunuzda bitermiş. Aynen Türkçemizin öyle Türkçemizin güzel bir sözlerinden şey, bir tanesi. Evet o da eski folklorcu çıktı. Evlendiğimde bilmiyordum onu. Çayda çıra da mı oynamış hocam? Hepsini oynamış kahresin. <laughs> Folklordur işte. <laughs> hocam bir hayat tercihleriniz. <laughs> sorguladım, sorguladım. Peki hocam bugün... Bugün Marco Polo'dan bahsedeceğiz. Bir gezginden bahsedeceğiz. Bugün bir gezginden bahsedeceğiz. Daha önceki 8 tane kova biz İslam dünyasından bahsettik. Neden? Çünkü İslam 18. yüzyılda önce dünyanın tek global medeniyetiydi. O yüzden onların seyyahları inanılmaz eğlenceliydi. Çok seyyah kalmasa da bize çok hakikaten hiçbir yerde göremeyeceğiniz derinliğe sahipti. Bu anlamda bir numara her zaman İbni Batuta ve Evliya Çelebi'dir. Fakat evet. Avrupa'da Marco Polo çok ünlüdür. Marco Polo'nun İlmilyone diye bir eseri vardır. İlmilyone diyebilir. Abi bunun nereden geldiği bilinmiyor. Genelde Marco Polo döndükten sonra Çin imparatoru olarak adlanan Moğolların Kubilay Han Efendimiz. Ondan sonra Moğollara gelince ben nasıl şey yapıyorum? Moğol-Türk'e gelince. <laughs> Çünkü ayratla oynadım. Onun çok parası var diye anlatıyormuş. İşte milyonları, milyonları, milyonları. O yüzden Emilyone dediği söyleniyor. Ama bunun Hı. dışında bir başka şey de acaba aile ismi Emiliano'dan mı? emilione hani öyle bir şey geliyor diyen var. Kitabın ismi öyle popülerleşmiş. Bu bestseller kitap. Daha şey olmadan önce bestseller olmuş bir kitap. Yani matbaa çıkmadan önce bu çok önemli. El yazmasıyla çoğaltılıyor yani. bu Mesela Decameron'da da böyledir. Dolayısıyla çok zor bir iş. Peki bu yani satılan bir şey olmasa gerek. El Satılıyor ya. Ama aklıma. yani ucuza satılmıyor. Şey, hani böyle insanlar bir araya geldi okuyarak daha çok ha, değil, tabii, dinleyici kitlesine sözlü, sözlü. hitap ediyordur ki. Böyle belli bir dokluluğun sadece satın alırız Evet diye, zaten elimizde 45 ayrı yatan, versiyon var. Sizin son kitabınız gibi yani. Evet. Evet. Herkesi satın alamadı. <laughs> Peki hocam şimdi Marco Polo için herkes Çin'e kadar gitti diyor da Çin'e Başkaları da gitti. Marco Polo'nun gidişinin özelliği. Abi bir bundan önce giden tüccar da vardı ama genelde bir Avrupa'dan çok giden yok. Avrupa'dan gidenler böyle papaz falan ol, olabiliyor. Geride bıraktıkları eserler bu kadar antropolojik göze sahip değil. Çünkü Marco Polo'ya baktın mı ya işte ne bileyim yollardan bahsediyor, işte kültürlerden bahsediyor, gömülme pratiklerinden, dinlerden, ölüye nasıl bakıyorlar, hayata nasıl bakıyorlar, oradaki binalardan bahsediyor, oranın ne bileyim işte değişik üretilen minerallerinden, ya yani, kömürden. Herod gibi yani. Tabii Herodot gibi. Herodot kadar başarılı değil ama. Ben İbn Battuta gibi ama yani bu da dolayısıyla çok bize zengin bir kaynakça bırakıyor. Mesela çok ilginç bir şey var ama şimdi bu Avrupalıların ne kadar Hristiyan ne kadar kapalı olduğunu çok güzel anlatıyor. İslam dünyasının ne kadar açık olduğunu. Şimdi İbn Battuta abi adam ulema kadınlarla ilgili mesela şehvetini hiç saklamıyor. Bu tüccar bu da arada üç yerde kadınlar da çok güzelmiş falan diyor ama mesela daha alakçı abi. Yani İbn Battuta'dan beklersin. İbn Battuta maşallah gitti evet. her yerde evet. evlenip boşanıyordu. O zaman anlattım nasıl yapıyorlar. İbn Battuta gidiyor abi bir yerde güzel bir kız görüyorsa onunla evleniyor bir yıl iki yıl evli kalıyor giderken boşanıyor yani bu ne aslında beraber yaşıyor hani bir nevi şeyini bulmuş bu abiden hiç öyle hikaye duyamıyorsun çünkü Avrupa toplumu o ama burada Marco Polo'nun katolik olmasıyla da bağlantılı olabilir tabii mi? katolik olmasıyla bağlantılı yani o dünya öyle abi o dünya zevk dünyası değil yani orta çağda katoliklik daha sonra özellikle protestanlık e daha zaten çok zaten o... katolik nikah denilen bir tabii. kavram var Katolik hayatta, nikah, bir hayatta bir kere kere sonra boşanma da yasak ama daha sonra protestanlık aslında daha sert orada hayattan zevk alma yok yani simsiyah giyiniyorlar böyle şey disiplin hani protestan etik dediğimiz şey. Daha püriten. Daha püriten evet. Zaten püritanlar protestan yani. Öyle mi Tabii yani, tabii tab onun bir içinde. Bir... öyle mi? Hayır onun içinde bir sekt Katolikler daha böyle işte renkli resimler, heykeller, şeker. Çikolata. Kapüşonlar falan. Kapüşon. Kapüçino. <laughs> <laughs> <Kapuçino ama>. Kapüçino. <laughs> Biliyorsun kapüçino kapüşon aynı kelime. Biliyorum hocam. Ha. Onun esprisini yaptım zaten yaptım az önce. Mı? Sizden öğrendiğim şeyleri <laughs> size espri olarak geri veriyorum ama almıyorsunuz. <laughs> <bakıyorum>. Almadım. <laughs> İngilizce anlayıp konuşamayanlar için tam da bu noktada sizlere Cambly'nin bir kampanyasından söz edeceğim. Cambly ana dili İngilizce olan eğitmenlerle birebir veya 2-3 kişilik online grup dersleri yapmanızı sağlayan bir eğitim uygulaması. Uygulamada yer alan eğitmenlerin tamamının ana dili İngilizce. Üstelik sizin uzmanlık alanınıza ve ilginize uygun eğitmenler var. Dilediğiniz gün ve saatte konusunu sizin belirlediğiniz derslere katılabiliyorsunuz internet bağlantınız olması yeterli. Hatta 4-15 yaş arası çocuklar için Cambly Kids de varmış. Çocukların dil öğrenimi konusunda uzman eğitimcilerle e, interaktif ders yapılıyormuş burada. Şimdi Cambly yılın ilk ve aynı zamanda en büyük indirim kampanyasını düzenliyor. Ayda 289 liradan başlayan fiyatlarla abone olabiliyorsunuz. İngilizce pratiğini geliştirmek isteyen Bogomiller için detaylı bir açıklamayı aşağıya da bıraktık. Eğer ilgilenirseniz göz atmayı unutmayın. Birazdan biz de uygulama üzerinden eğitmenimizle sohbet edeceğiz. Hi Brooks, how are you? Now oh, fine, fine. You get my voice, right? Everything is all right? Yeah, everything's good. Can you hear me all right? Yeah, I can hear you all right. You're American? No. The accent is like Yes okay. sir. I am American. Okay, uh, so where in America? Which city? Well I'm from Missouri. Yeah. Um, the Missouri as you would say it, right? In, in the American Missouri. Missouri yeah. I've had a very, very Missourian people say Missouri, <laughs> Yeah, uh, I know. Yeah. I'm kinda in between. I'm kinda Missouri. Eh. Yeah, Missouri. But, yeah. <laughs> but you don't live in Missouri, right? You live in where? Ma Madrid? Yeah. Right. Spain. Yeah. Oh, I lived there for quite a long time, actually. Oh cool. Yeah, yeah. Okay. I'm a professor of history, so okay. I did a lot of archival research there. I used to live in, next to Casa oh. de Campo and stuff like that. Okay, uh, so like la Dictadura? Sí, si, sí, si, sí. Si. No, 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 los los corsas, no, los presas otomanas. Okay. Entonces, oh. tenía que ir a los archivos, generalmente en Valladolid, pero también en Madrid. Madrid. Sí. Sí, pues, sí, 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 por, por el siglo 16, siglo. 16 17. sí, es eh. sí, sí, sí. eh, ¿Qué haces tú? Es muy es muy extraño que hablamos español en una aplicación de aplicación de en sí. español. Pero por no americano hablas muy bien español, pero los americanos generalmente no aprenden las lenguas. No, pero normalmente bueno. tenemos problemas, gracias, tienes. Generalmente, la gente de las ciudades, ¿no? la gente en, de New York, de Los Ángeles, cuando vienen en Europa, no aprenden las lenguas, pero probablemente porque yeah. no, no tienen ningún interés Normal. con las otras culturas, evidentemente. Sí. Pues, bueno. ver, pues, ¿Tú conoces a Alcalá de Henares? Alcalá de Henares, sí. ¿Para? Sí, vivía sí, en Alcalá sí, de Henares también. Allí, ah, sí, yo también, porque hay uno. Sí, sí, sí. Hacia... Sí, 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 sí. Por, sí. La, univers Por la universidad también yeah. tenía uno, un profesor, un catedrático Emilio Sola, que me ayudaba mucho. Entonces, eh, sí, right. he pasado mucho tiempo en la alcaldía. me gustó mucho porque es muy, es muy, hay mucho paz, ¿no? es muy tranquilo, entonces, right. sí. Tengo right. you know, que I'm really kind of missing like Ottomans, but everything in between, I've got nothing. Yo, the problem yeah, is, I mean, yo, the problem yeah. is that we do not have that many reader-friendly books talking about these subjects. Hey, I got a question. What's the what? The old Hittite capital, Manisha. I don't know. The big green rock. What is the big green rock? We, where in Istanbul? In, in, no, not in Istanbul. It's just in the countryside in Turkey somewhere. Um, but it was the old. Wait, let me see. Big green rock. Someone showed me this thing the other day. But I'm, just, <laughs> you gotta find an archaeologist for that. I mean, because <laughs> I have no idea. Green stone of Atusha. This know, is the I first time I see like something it. like that. I'll check it out. Right. I'll check it out. Okay, Brooks. Yeah, I need the, yeah. Here we go. What do we got? No, it's just this, I just wanted to, this is like, uh, we, we got all, we, you know, all we need here. We spoke Spanish, we spoke okay. English, and I kind of once again yeah. experienced that anybody who's learning, you know, it's an interesting stuff that every time I log on to Cambly, I run into somebody who speaks more than one language, which gives me the idea that those people who are willing to teach other people languages are themselves those people who learned more than one language, so they know the trick. So it's actually something very good. Yeah. Yeah, but yeah. Nice to hear. yeah. I'll I'll send you the link when this comes up, and then you'll see yourself, right. and it's, it's gonna be a great memory. And if I come to Madrid, we'll go and have a coffee. All right? Hey, yeah. Yeah, yeah. Please. Yeah. It rocks, man. Yeah. Hey, and, I appreciate it. No. Yeah, yeah, I thought you were gonna quiz me about Marco Polo. Anyways, la próxima vez tenemos un café, no? Tenemos un café. Venga, venga. <laughs> venga, tenemos un café. Sí, sí. Todos. los… Gracias, gracias. Anzalo Şey Şeyde diyor diyor demek ki acaba bana şeyden mi İspanyol geldi? ilgi alanına göre diyor ya. Abi çünkü hep... Geçen de Fransız. O da Montpellier'den gelmişti. Yani sanki kim ayarlıyorsa o. Demek ki ayarla... hakikaten ayarlamış. Yarısını kendi şeyini Fransızca da İspanyolca yapmış olduk. Neyse. Peki hocam bu uzun bir süreyi geçiriyor ama orada. Abi ilk önce amcasıyla babası gidiyor. Ya amcası babası İstanbul'a gidiyor. ticaret için mi gidiyor? Ticaret için gidiyor. Venedikler zaten bunlar. Venedikler haç seferlerinden sonra bu yakın doğuya gidip ticaret kolonisi kuran birkaç ülke şeyden biri. Venedik, işte Pisa, Amalfi vardı ondan önce sonra kalkacak peki, o. Peki Ceneva hocam falan. ne ticareti yapıyorlar? Spesifik bir şey var mı yoksa? Abi İpek yolundan mevsimine gelen. Mevsimine göre ne denk gelirse mi? Valla baharat, ipekler işte falan. İpek yolundan gelen şeyleri İtalya'ya götürüp oradan kuzeye ittirecekler. Tamam mı? Bunlar ilk başta İstanbul'a gidiyor. Sonra biraz bu Kırım bölgelerine giderken orada Hülagü ile Berkemen'e iç savaş yaşıyor. Bu çok acı bir şeydir yani. The most. Abi. <laughs> <Sizde gülüyor> aile, aile tarihiniz gibi anlattınız hocam. <laughs> seviyorum stepleri yani böyle Türk olsun Moğol olsun seviyorum. Marco Polo o zaman yolculuğu karadan yapıyor. Daha değil. Ba Marco Polo'nun babasıyla amcası. amcası. Bunlar sonra orada sıkışınca İran'a gidiyorlar. Yani güneye iniyorlar. Orada da Kubilay'ın bir elçisi. Moğollarda bu çok vardır. Ya sizi gel Kubilay'ın şeye götüreyim diyor. Yani Hambalığa götüreyim. Pekin'e götüreyim diyor. Bunlar gidiyorlar. Bak bu Moğol şeyini ya da işte bu tek tanrılı dinlere ve diğer dinlere eşit mesafede olur bunlar. Pratik devletler. Türk Hocam bu mesafeler vardır. çok değil mi? Böyle tak Taksim'den Kadıköy'e gidelim. Şey yıl sürüyor. Değil yani bu. 2-3 yıl sürüyor. İran'dan Hambal'a Pekin'e götürelim. Ama <laughs> orada orada karayoluyla gidecekler. Orada bir böyle altın tablet var. O altın tableti taşırsan istediğin yere gidebiliyorsun. Hatta bu bir şey mi? All Access tabii, gibi bir şey mi hocam? Evet. Öyle bir... Ya zaten Pax Mongolica dediğimiz şey. Zaten bu daha önce o yüzden yapılamıyordu. Buna rağmen çok riskli. Buna rağmen başlarına bir sürü şey geliyor. Ama Moğolların başardığı şey o kadar kanamana rağmen biz Pax Mongolica diye bir şey diyorsak bu şu demek abi. Sen Orta Doğu'dan, Çin'e kadar eğer Han tarafından bir belge alabilirsen gidebilirsin. Ya da olmasa bile ticaret artsın diye tamam işte Semerkant yağmalanmıştır, Bağdat yağmalanmıştır falan ama daha sonra işte bu eşkıyalığın önüne geçilmiş tek bir devlet olduğu için birden fazla Han'ı bile olsa tek bir sistem olduğu için o sistemin içinde ilerleyebilirsin. Ticareti arttırıyor. Yani bir koruma bir, da sağlıyor. Bir koruma da sağlıyor. Peki hocam o dönemin lingua francası Tüccar gruplarla Kubilay Han'ın erçileri hangi dilde anlaşıyor? İtalyanca mı yoksa? Evet. Türkçe mi olacak abi neyle anlaşacak? Ama Soğutça da olabilir. Bilmiyorum onu da. Yani Peki ama şeyler biliyor mu bunu? Marco Polo'nun. Öğreniyorlar. Öğreniyorlar. İlk başta abi o şey Hristiyan da Yani Demek zaten. işte Çin'le ya da Moğollarla bir şekilde ticaret yapmak için o dinleri öğrenmek lazım. Evet ama Moğollarla ticaret yapmıyorlar aslında. Yani herkes bir ileri götürüyor. Direkt şöyle olmuyor yani. Bir şey Pekin'den çıkıp Halep'e kadar gitmiyor abi. Çin'den bu Jade Gate var. Yeşim kapısından falan çıkan bir şey var. Orası şey. Ondan sonra Afganistan'da ya da işte Urumçi'de bilmem ne de biri alıyor. O biraz götürüyor. Hani senin böyle gidip şey gibi değil. Bütün yolu gitmene gerek yok. Peki hocam bunlar şimdi bir kafile olarak. Evet. Aslında bir tüccar kafilesi olarak doğuya doğru gidiyorlar. Bunlar bir tüccar kafilesine katılıyorlardı. Evet. O sırada yaptıkları ticaretin bazı ürünlerini kendileri doğuya giderken... Batıya, İtalya'ya doğru hayır, oluyor mu? Hayır, göndermiyorlar. Yol boyu ticaret. Hatta orada 20 yıl ticaret yapıyorlar. O bütün 20 yıllık ticaretin sonundaki şeyleri İtalya'ya Dice... getiriyorlar. Serveti yani. getiriyorlar Evet, dicesini nasıl şey yapıyorlar değil mi? Nasıl bunları? Abi şöyle yapıyorlar. Para kazandın, tamam mı? Parayı orada bir emanetçiye veriyorsun. O emanetçi sana bir kağıt veriyor. Bir sonraki şehre gidiyorsun. Orada emanetçinin şey var. İkili banka sistemi gibi. Orada parayı alıp bir daha ticaret yapıyorsun. Öteki yarı satıyorsun. Ondan sonra bir daha para alıyorsun. Aslında değerli kağıt. Tabii, da değerli da, kağıt. Zaten Çin'de var. Çin'de bir de Banknot çıkmış. Çin'de banknot var abi. Yani Uygarlığa bak. Marco en çok şaşırdığı şeylerden evet. bir tanesi o. Kağıt bir i̇nandıramıyor zaten. İtalyanca'da bu bir Marco Polo demek, yalan demek. Sallıyorsun demek. Öyle bir deyim mi var hocam? Evet. Bu bir Marco Polo diye. O zaman varmış. Bugün var mı bilmiyorum. Hiç duymadım. Bu bir Marco Polo, yalan demek. Çünkü inanmıyorlar. Bir taş var yanıyor diyor. Kömür görmüş adam. Şimdi bu Avrupalı ne inan? Kömür yok mu hocam Avrupa'da? Vallahi herhalde öyle yakılabildiğini mi anlamamışlar bilmiyorum inanmamışlar yani. O zaman bu tüccarlar yani çarkol var, odun kömürü var ama diğer kömür de var ama herhalde onu öyle yakmak için kullanmamışlar. O zaman bu tüccarlar sadece Venedik'le doğu arasında ticaret yapmıyor. Kendi oldukları bölgeler tabii, tabii, arasında tabii, tabii, ticaret tabii, yapıyorlar. Tabii. O büyük ticaret network'ünün genel bir... Yani İpek yolu dediğim böyle bizim şey gibi ya yanda... O... Öyle değil. Onlar var. ya Öyle bir sürü yol var. Sonuçta o tarafa doğru giden bir ticaret ağı var. Ha, ama çölde özellikle Gobi çölü de değil de şey, Taklamakan çölü. Bu bela bir çöldür. Yani Hotan, Motan oraları geçerken bugün Doğu Türkistan bölgesine geçerken oralar çok tehlikeli. O çöl hani diyorlar Yavuz ya Yavuz geçti falan filan. Çöl dediğin o. Gel de şeyi geçer. Sina'yı herkes geçer diyorsun. Işte. Yok herkes de geçemez. Şey yapmayayım da hani en azından onu, ama şimdi Osmanlılar geçtiğinde gemilerden falan bir yardım alabilirsin. sen bir imparatorluksun. Ama tüccar olarak takla makan çölünü geçiyorlar. Çok istiyorum bir gideyim şu Bayılırsınız diyecektim ben de zaten. Yani bu şey ben sıcak çöl sevmem ama soğuk çöl. Şöyle mı içeyim bir ufak at verin bana. Böyle bir arada geliyor güzel olur yani. Durkan Çocuk... Kanı damarlarını Evet evet bir şey özüme dönmek istiyorum. Peki hocam bu amca ve baba ne zaman Amca ve baba sonra diyor ki bu Kubilay bunlara bilader diyor. Siz bana diyor on bize bana diyor alim lazım diyor. Diyor 100 tane şey getirin diyor. Hristiyan alimi. Şimdi abi bunu paradoks oyunu oynayanlar hep bilir. Bu tip yerlerde önemli olan şeydir. İnsan gücü çok önemli eskiden. Yetiştiremiyorsun. Olan insan gücünü alacaksın. Boşu boşuna böyle küçükler falan getirmiyorlar yani. Ya da Yavuz işte Kahire'den işte Tebriz'den işte sanatçılar bilmem neler ipek işleyenler falan getiriyor ya, ondan ya çünkü eğitim yok bir şey yok yani. Anladın mı? Okçu ok, çok önemli. Koskoca Türk. İki yani Eleman önemli. Yani. Biz niye her yeri yönettik? Savaşmayı biliyoruz. Arabın o kadar parası var, yetiştirseydi ya yeti olmuyor işte. Diyor ki 100 tane yani Moğollar bunu çok iyi yapar. Ya bize 100 tane yetişmiş adam yolla diyor. Bu çok para demek yani aslında. Bunu siz diyor gidin diyor 100 tane bize Hristiyan alim getirin diyor. Yani o Hristiyan alim şimdi şöyle düşünüyor Din alimi bizdeki gibi bütün gün halka şu şöyledir şu gün. O değil. Adam alim. Yani ben 500 yıl önce, 1000 yıl önce bu işi yapsaydım aynı zamanda ulema olacaktım. Dini herkes biliyor zaten. Ve bir Hristiyan alim ya da bir Müslüman alimi Moğol belki Müslüman ya da Hristiyan olmayacaksa bile onun başka özelliklerini kullanabilir. Yani Nerede kullan? bilgisi olabilir mi diyorsunuz yani? O da olur ama ondan çok bürokrasi de abi. İlk bir şeyler İbn Sina vezirlik Atiflerim yapıyordu. Tabii katiplik sınıfı böyle 15-16'da modern devlet de, mesela Osmanlı'da falan ayrı İlmiye'den ayrılması 1500'lerdir. Ve onun çok güzel şeyin tezi var. Carter Finley'nin. Görürsün yani. O birbirinden ayrı ayrılıyor. Sonradan ayrılır. Yani modern devlet o kadar çok katip yetiştirmeye başladı ki ayrı bir kalemiye diye ayrı bir yol oldu İlmiye'nin. Bugünkü, Bugünkü bürokrasi çıktı işte Weber'in dediği şey. O dönem bu önemli. Bunlar da geri gidiyor. O sırada paşa dönüyorlar. Papa mapa seçilemiyor. İyi o zaman biz gidiyoruz. da Akra'ya gidiyorlar. Oradan kutsal yağ alıyorlar. Ondan sonra yani Moğolları kekleyecek onlar da. O sırada Papa birini yolluyor. Bu adam onları yolda satıyor falan. Bu ikinci yolculuğa. Bu da 2-3 yıl sürüyor. Marco Polo da geliyor. Marco Polo sonra o gibi bunlar orada 24 yıl kalıp orada resmen Çinlileşiyorlar. Marco Polo 24 yıl orada mı kalıyor? Abi. Bu çeyrek asır demek. 21 abi. mi? 24 mi? Tabii çeyrek asır. Yani 19 yaşında gibi 45 yaşında mı? Neyi dönüyor? Hiç dönmeseymiş hocam. Abi şöyle Kubilay'ın ölmesi durumunda biz burada ne yaparız? Çünkü onu sevmeyenler de var. Yani yani biz buradan topuklayalım hesabı ama orada diyor ki Marco Polo ben vali oldum diyor. Şimdi vali olmadı diyenler de var ama kendini övmüyor metinde mesela. Dolayısıyla yani olmuş olabilir. Bir Fahri olmuştur hocam. Ya bir de diyor ki oradaki tuz madenlerinin mültezimi olmuştur. Yani vergi müfettişi olmuştur. Vergi tahsildarı olmuştur. Bir şey olmuş ama adam. Kitabı dönünce mi yazıyor hocam? Hayır kitabı o yazmıyor. Bu dönünce Venedik-Cenova Savaşı çıkıyor. Bu da bir tane kadırga donatıyor. Şimdi öyle savaşlar çıktı mı? Bu ne demek hocam? Bir kadırga donatmak ne demek? Abi şimdi kadırga, şimdi ticaret gemisini savaş gemisine çeviriyorsun. İçine de kürekçi koyuyorsun. Sen zengin, sen onun masraflarını karşılıyorsun. Çünkü bu bir cumhuriyet, sen de cumhuriyetin asillerinin bir parçasıysan, devlet için bir şey yapman lazım. Yani bir varlık vergisi. Ama devletin keyfi uyguladığı bir vergi olarak değil de senin katkın. Bu da bir şekilde ya öyle yapmış ya da gemiye binmiş. Bu salak esir düşüyor. E Rustikello diye bir pizzalı bir böyle romans yazan bir herifle beraber kalıyor. Onu anlatıyor. Bu da çok gaza geliyor. Alıyor yazıyor bunu. Zaten kitap Marco 3 üçüncü kişi olarak bahsediyor. İşte bu başkası yazdığı için bestseller oluyor zaten. Çünkü bütün tropları kullanmış. Bütün o uyanıkları kullanmış. Hatta kendi eserlerinden indirmiş. Mesela başlangıcı Tristan'dan bahsettiği bir romanstan Hocam alınmış. o zaman bu tarihin ilk ghostwriter diyebilir miyiz? Rustikello için. Eski yazarların büyük bir Ghostwriter zaten diyemeyiz ya daha önce vardır kesinlikle. Sezar kendi mi yazmıştır? Hiç zannetmiyorum yani. Ama o Sezar hocam yani. Bak Sezar'da da bunda da olan bir şey var. İkisine de çok kızgınım. Sezar ya sen koskoca Sezar. Sezara mı kızgınsın? Evet, Sezara da kızgınım. Tokat'ta Tokat'ta ne işin var bir kere? Senato'da arkasını. <laughs> koskoca Sezar Tokat'a gelmiş. Hayır hayır. Niye hocam şimdi Hollanda başbakanları, bizim İzmir belediye başkanı, amcamın oğlu. <laughs> evet evet. <Senin gülüyor> abi... geziyor, herkes alkışlıyor. Evet arkadaşlar Cansever'in <laughs> amcası, amcası aday gösterilmedi. Hiçbir akraba alamayacak kendisiyle. <laughs> en büyük korkusu canın sesini kız burada ondan sonra sol camiada şey olsun. <laughs> Ya şimdi Sezar diyor ki üç ayaklı hayvanlar var falan diyor. Ya sen niye yalan söylüyorsun? Koskoca imparatorsun. Bak De Gallico'yu okuyun. Ben çok sıkıcı metin de bize Latince dersinde bunu okuttular. Latince'nin kolay metni olmuş. Ben hemen onu almıştım tamam mı? Hocam Galya bak, Savaşları ya tokat ne alaka? Tokat o arada geldi aklıma. Ya random bilgiler geldi. Adam bak <laughs> Asterix tokatlı mı hocam? <laughs> Hayır. Ama De Anatolika yazmamış yani. Görüyorsun adam gene Galya'yı yazmış. Şimdi üç ayaklı hayvan var diyor. Bu da iki tane efsaneyi bize hediye etti. Bir tanesi orta çağ yaktı. Bir tanesi bir, Efsane bir. Pris John de Pret John diye biri var. Pret John diye. Bu da abi şimdi bu Avrupalılar çok şeyde kalınca eziklikten dolayı şöyle bir şeye inanmaya başlıyorlar. Büyük bir Hristiyan kral var doğuda. Herkesi darma duman ediyor. İşte bir gün çıkacak gelecek bizi de kurtaracak falan. Pret John. Bunun Mesih gibi bir şey o zaman. Ya o tam tür. da evet gibi. Seküler nesil. Seküler. Yo o aynı zamanda. Raip de. Hayır, yani, ama ya yani göklerden gelmiyor yani. Göklerden gelmiyor. gelmiyor. Ya bu herhalde Nesturiler falan gidiyor ya. Hakikaten de var doğuda. Bunlarla ilgili bir şey herhalde. Marco Polo mesela bunu hayır böyle bir şey yok diyebilecek tek adam gidiyor o da vardı diyor ama şey öldürdü onu diyor. Kubilay savaşında öldü Benim diyor. Ya hocam siz olsanız kesin o benim tabii, tabii ama diyemezsin verdiniz. onu verdikten bilirler. Ve bu bizim şeye benziyor işte Avrupalıların kendi mantalitesinde şeye benziyor. Batılılar bizi kıskanıyor'a benziyor. Yani Hristiyanların şöyle bir algısı var. Doğu'da o kadar büyük bir, tamam Doğu İmparatorlukları büyük, büyük, biz büyük değiliz ama Doğu'da o kadar büyük bir Hristiyan İmparatorluğu var ki esas siz göreceksinizle Almanya bizi kıskanıyor aynı şey. Her yani kendi durumu, evet kendi durumu kötü olduğu için alternatif bir dünya yaratıyor. Bir kaçış psikolojisi. Fred çok enteresan bir şey. Yani çok saçma bir şey. Bu Marco Polo abi de gidiyor. Fred Kubilay Han, yok Cengiz Han öldürdü savaşta diyor. Aslında efsaneyi bitiriyor belki ama efsane yani şunu diyebilirdi. Yok oğlum böyle bir şey nereden diye demiyor. Çünkü neden? Satmaz o kitap. Kitap çok satıyor mu peki hocam? Çok satıyor herhalde. Yani bilmiyoruz onu da rakam olarak. Ama belki o hikayeyi de Rustikello ekledi. Tabii tabii muhtemelen Rustikello eklemiştir. Bir de ikincisi ama neymiş Azan Sabbah işte Alamut'ta ondan sonra orada haşhaş haş veriyormuş insanlara işte cennet bahçesi kızlar huriler falan. Bu efsane bundan geliyor işte. Marco Polo mu çıkarmış evet, Marco onu? Polo. Böyle bir Başka bir tarihi kayıt yok mu hocam? yani bu şekilde anlatılması şey yani Marco Polo'dan geliyor. Ya onlar kendilerini esasiyun diyorlar. Onları sevmeyenler de haşhaşiyun falan diye bir şey yapıyorlar. Oradan böyle geliyor ama abi ciddi bir orada politik tartışma var ve onlar bir terör örgütü gibi artık milleti öldürmeye başlıyorlar. Şimdi orada artık bu gerçekten eski insanlar bizden daha ciddilerdi. Böyle yani bunu hani yüksek seviyede böyle konuşamazsın ya. Bunlar eski. Abi bak 1920'lerde meclislere bak, bugünkülere bak. Yani dünya siyaseti ve Türkiye siyaseti çok kötü bir yere geldi. Eski insan insanlar ciddi insanlardı. Kilisede de, camide de, cumhuriyette de, padişahlıkta da. Bugünkü gibi değil. Dolayısıyla bugünden böyle geçmişteki insanlar, bağlılarıyla öyle bir şeyler falan. İnan, yok dünya düzmüş, yok ona inmemiş, yok aşağı çekiyormuş. Öyle şeyde inanmıyorlardı oğlum. Cadılığa bile inanmıyorlardı. Cadılığın çıktığı yerler devletin otoritenin olmadığı yerlerdi. Katolik kilisesi doğru düzgün cadı yakmamıştı. Çünkü ilaççılar diyor ki lan böyle saçmalık mı olur? Allah'ın köylüsü şeytanla nasıl ittifak yapacak falan diyor. Yani biz böyle bugünden çok şey yapıyoruz da hakikaten hep söylüyorum. Eski insanlardan daha rasyona falan nisin hocam yine bir efsaneyi çökerttiniz burada yani biz hepimiz yani çok aş mi aşağışiler mi, aşiler mi? Amin yani programda Malum. yeni bir havadis var evet. Amin abi abi Maluf, Maluf yazdı biz ondan biliyoruz yani Amin Maluf yazdı Harold Damb yazdı ya güzel hikaye de Abi böyle bir şey olabilir mi biz, bu arada hayır mesela o dönemden şeyler var evet. kim onun kütüphanesi? hani Assassin aş aşi... Ya yani Assassin's Creed de var tabi onlar Ama... yalan mı hocam tabi yalan abi bir de mesela şey öyle bir bahçe nereden biliyoruz sanırım o kütüphaneyi oradaki kaleyi ele geçince mi onlar kütüphane tasfiye eden adamın kendi tarihi var orada hiç öyle şeylerden bahçe mahçe buldum demiyor. Her şeyi anlatıyorum onu anlatmıyor. Dolayısıyla öyle bir şey yok. Bir gün haşhaşı bölüm yapacağım ama sizin bir her şey hepsi hikaye olduğu için onların yani. bu kadar acımasız olmayın o ya. Abi salak. Hayalli, şu anda bir sürü insan gençliğini hatırlıyor. Amin Malof okuduğumuz yılları hatırlıyor. Amin, Amin Malof nerede şehir efsanesi var onun peşine gitmiş. Afrika Leosu'ndan Haşar abi, abi, Afrika, abi, abi orada da aynı şey var. Amin Moluf gazeteci. Amin Moluf kitap yazacak. O kitabında kurgu. Kurgu kitap gerçek olmaz. Kurgu kitap ilginç olur. Kokuyu güzel almış hocam. Peki hocam bu kitap Yeni Dünya'ya kadar gitti. Amerika'ya kadar gitti. Evet evet. Christophe Colomb yanında götürmüş bu kitabı. O zaman gerçekten çok okunan, tabii çok, çok başvurulan bir kaynak. Bir de şey anlıyorsun. ilk matbaa çıkınca tabii ilk çok satan eserlerin arasında Bocaccio'yla bu da var. Yani çok popüler oluyor. Bocaccio'yu da oğlum bir gün Opus Magnum'u yapalım. Bocaccio yapalım. Hocam şimdi Opus Magnum demişken bir yorum geldi şikayet gibi. Valla bıktım film incelemesinden. Tarih kanalı diye takip ettik ama cidden baydı artık. Flu TV'den beri takip ediyorum sizi. Çok da seviyorum ama ben film incelemesi falan izlemek istemiyorum. Eleştirileri ciddiye aldığınız da yok. Yorumları da okumuyorsunuz zaten. Üzgün bir şekilde yollarımızı ayırıyoruz sevgili hocam demiş. <laughs> tarih bağımlısı ben... izleyicimiz başka Abi, hiçbir şey istemiyormuş. Yok. Arkadaşlar şimdi şöyle biz normalde bu programı iki haftada bir program çıkıyorduk. Sonra haftada bir program çıkmaya başladık. Şimdi her pazar zaten bir tarih içeriği çıkıyor. Abi bu sosyal medya öyle bir şey oldu ki herkes tüketim toplumu herkesin her şeyi kendi istediği gibi olsun istiyor. Ya perşembe çıkıyor biz Opus Magnum'ları. Çok da eğleniyoruz. O sponsoru da var. Çıkıyoruz. Abi o mesela perşembe izleme. Yani ben kanaldaki her şeyi sizin istediğiniz gibi yapamam. Haftada bir içerik. Oğlum haftada iki de çıkamayız. Zaten hiç çıkmıyorduk hafta. Ya Zeynep 7 yaşındaydı. Geçen baktım 11 yaşına gelmiş. Ya çolum çocuğu. Abi kolay geliyor. Hakikaten. Geçen baktım. İyi lise <laughs> Evet abi. İlkokul 2'ye gidiyor lan. Orta 2'ye geçmiş. Yani. Hocam yakında şirketin başına geçecek. <gülüyor> kız. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Ne şöyle zannediyor. Mesela demin işte bu şeyde de çocuk dedi ya ya yaşı şey var, Hattuşa'da bilmiyor. Ne bileyim? Her şeyi bilemiyorsun. Yani dolayısıyla ben bu Marco Polo'yu okuyorum. 300 sayfa çok sıkıcı da bir metindir yani. Sıkıldınız mı hocam gerçekten? Sıkı, e, i̇kinci okuyorum, üçüncü İlmi okuyorum. İbn Batuta'dan sıkılmadınız ama. İbn Batuta başka bir şey. Abi Evliya'dan? Abi bugün nasıl? Biz sıkıcıyız o gün de onlar sıkıcı. Hocam sizi Avrupa düşmanı gördüm. Nasıl? Yani şimdi İbn Batuta'yı seviyorsunuz. Arkadaşlar iki tane kültür, kusura bakma. Marco Polo'ya katlanamadım İki diyorsunuz. tane kültür. Yok hayır. Şeyde bağlayıcı e şimdi iki kültür bu İslam'ın yarattığı şey bir de o Türk imparatorlukları falan birçok kültüre değdiği için çok enteresan. Bunlar yerel kültürler olmadığı için evrensel kültürler olduğu için enteresan. Benim tarih çok ilgimi çekiyor. Marshall'ın tezinden. Tabii Marshall'ın Onun Türk versiyonunu yani Türk ve Bozkır versiyonu da Atilla bölümünde bahsedeceğim. Enteresan. Onu o kadar iyi yazılmadığı için yani Siz Yazılı kar istemez misiniz hocam? Ya onu beceremem. O çok büyük uzmanlık. O büyük tarihçilik ister. O başka bir şey ister. Akdeniz de öyle bir yerdir bu arada. Akdeniz'in minyatürü. Akdeniz'in özelliği ne abi? Grek, Yunan, Levant bir arada. O bunu dünya çapında yapıyor işte o İslam ve Bozkır iki ayrı şey. Yani benim Akdeniz'de aradığım şeyi adam geniş şeyde yapıyor. O yüzden yani yapacak bir şey yok. Ya Roma'yı anlarsın, Roma'yı anlarsın. Çin'i anlarsın, Çin'i anlarsın. Belki orada bir lingua franca'dır ve orada bir ekümendir. Bütün dünyaya değen iki bölge. Çöller bölgesi ve stepler bölgesi. Çöller bölgesinin şeyi İslam, stepler bölgesinin ki Türk Moğol imparatorlukları. Türk Moğol i̇mparatorlukları o kadar iyi bilmiyorum ve tarihi de o kadar okuyucu friendly yazılmadığı için bulması biraz zor. Yani çok detaylı lingüistik şeyler anlatıyor. Biraz arkeoloji Kıyıyor. Ama çocuklara tavsiye ediyorum yani onları öğrensinler. Çünkü şeyi ben yani söylemek zorundayım. Çinlisi, Romalısı. Bunlar kendi tarihlerini yazarken onları tamamen dışlamışlar. Kendi önemini arttırmak için. Dünya tarihinin dinamiklerini sağlayan iki imparatorluk. Kimse de kusura bakmasın. 11. yüzyılda yaşamak isteseydim Roma'da falan yaşamak istemezdim. Otururdum Semerkand'ımda bu aramda. Tamam mı? Şimdi? O zaman Türk Moğol tarihi biraz boş bir alan diyorsunuz hocam. Tabi tabi. Bilim yapmak isteyen gençler. Tabi tabi. Yok Türkiye'de de mı? yani güzel çalışmalar yapılıyor. O var ama şey olarak. Evet, yani hala yani boş. Çalışanların yoğunluğu ya da niceliği açısından. Bence da... bence bu okuması o, zevkli. Boş bir alan diyorsunuz. Boş ve dünyada da bence yeterli hakkı görmüyor. Çünkü dediğim gibi sonuçta işte İslam çalışmaları Chicago'da falan uzun süre yapıldığı için orası kuvvetli de. Amerika'da falan çok bozkır tarihi yani Peter Golden falan. E tabi orası, daha çok Rusların hakimiyetinde kaldığı evet. için soğuk savaş şartlarından evet. da etkilenmiş Geride olabilir. Geride kalmış ilginç yani. Çünkü yerel toplumdan yerel toplum öğrenirsin. Against the grain'i falan da bir daha söyleyeyim şey değil yani. Bu hep yerleşik toplum bulacak diye bir şey yok. Yerleşik toplumun bulduklarını az çok anladık artık yani. Hocam Anladım. yeni dünyada da bayağı kitap okunuyor ve ki. <laughs> Çeyn'in okuduğu kitaplar arasında falan da. <laughs> evet Çeyn'in de. <laughs> <bir, gülüyor> nutuk da var biliyorsunuz Çeyn'in. Ya mesela yeni dünyada insanlar bayağı kitap okuyor. Mesela okuyormuş. öyle bir efsane duyduğun zaman Çeyn'in kitabının nutuk çıkmıştı falan gibi. Basit mantıkla onu çıkarabilirsin. Çünkü hani belli ki adamın zaten ideolojisi ve duruşu onu ne kadar yakalar bilmiyorum. Belki anti-emperyalizmden bir sempati duyabilirdi de. Abi bir bak mesela İspanyolcası var mı o tarihte nutuk? Bugün var mı bilmiyorum. Bakalım altta var mı? Ama yani böyle bir resim falan gördüğünüz zaman basit mantıkla tarihçi olmanıza gerek yok yani. Daha da adam kitap kitap okumuş. Tamam diyelim yabancı bir kitap okuyacak. Bunun İspanyolcası var mı? Yok. Olabilirdi. Olsaydı inanabilirsin. O zaman yani... Peki hocam, esere tekrar geri dönelim isterseniz. Bir kere bir seyahati okumuyoruz burada. Yok. Gittiği yerlerin Gittiği seyahatten biraz var. Gittiği yerlerin özelliklerinden bahsediyor. gemileri çok anlatıyor galiba. Gemileri abi bütün bu relasyonlarda falan da vardı. Yani Venediklerin yaptığı raporlarda. Yani buraya gitten sonra Erçin okudu raporları relasyonlarda 19. basılmıştır. Bunları Türkçe'ye de falan çevirdiler. Yettepe ye falan çevirdi. Bence çok da okundu, kullanıldı yani. Ama orada şey var. Venedikler abi Osmanlı gemisine bakar. Bu gemiler hayatta gitmez. işe yaramaz. Onu da okusan dersin ki lan bu Osmanlı donanması nasıl gidiyor? Çünkü Venedikler çok iyi gemi yapıyor. Dolayısıyla ufak aksaklıkları görüyorlar. Bir, Al, bir, de, bir de, Osmanlılar ya. basın diye gemi yapıyor. Yani her sene gemi yenileyebilir. Çünkü Osmanlılar'da çok orman falan var. Kadırgada kolay oluyor. Osmanlı umurunda değil. Venedikli'de daha şey, kaynaklar daha az. Onlar daha sağlam gemi yapıyor. Hocam Osman... onu soracak. Venedikler materyali nereden buluyor? E, Dalmaçya'dan. Dalmaçya'dan. Dalmaçya'dan buluyor. Adret'in karşısına. Tabii, tabii Adret, oraları o yüzden kolonize ediyor. Dalmaçya'dan. Dalmaçya'dan buluyor. Ama şöyle bir şey var. Kadırga Savaşı'nda önemli olan gemi değildir. Denizcidir. Denizci az bulunuyor çünkü gemi. Evet, Osmanlı zaten denizci arıyor, kürekçi arıyor, denizci arıyor, tecrübeli. Ne açıdan denizci önemlidir hocam? Abi denize denizde ya, yaşayamaz. Savaştığı için mi yoksa gemiyi komuta ettiği Gemi için mi? Gemiyi komuta ettiği için hem de denizde herkes yaşamaz, ölür. E, bir kadırga 144 tane kürekçi buluyorsun, herkes yaşamaz. Çankırı'dan alıyor, götürüyorlar, ölüyorlar. Dolayısıyla sen o iş gücüne sahip. Hastalıklardan mı ölüyorlar? Abi, tabii tabii. E, bir kürek çektirir 3 gün, üç gün... Yani şöyle söyleyeyim, 14. yüzyılın kadırgalarında ilk sene e, üç kişiden biri, ikinci sene iki, üç kişiden ikisi ölüyor. Allah Allah burada kurbağalı derede kürek çekiyorlar sağlık için. 20 gün üstte çeksinler ölürler. Öyle bir şey değil. Vallahi da, tabii, yani tek bir mekanda yüzlerce insan tabii. kapalı bir alanda yaşamak zorunda. Tabii, yaşar, tabii. şöyle bir şeyin içinde sürdü. Ve onlara da sor bak. iki ay çeksin her gün bazısı ölür. Bir de yüz kişi beraber çekse yani bugün bugün de ölür. Tepsi kadar kayığı çekiyorlar yani. <laughs> ee, öyle diyemeyiz fark etmez. O da az bir iş değildir. Çok zor bir iş kürekçilik lütfen. Düşünür müsünüz hocam? Aa çok severim ben kürek çekmeyi. Benim çocukluğum kürek çekmekle geçti. Kayık mayık. Sandal. Sandal evde kürek şeyi vardı. Sandal, en sevdiğim... sandal kiralama olayı var mıdır hocam değirmenlere? Tabii canım. Sandalla tüpraşa gittim ben ya. Karşıya. Evet. Sandalcı bir dövdü bizi. Of. E, siz bayağı kürek çekmişsiniz. O aradaki mesafe az değil çünkü. İlker de, de çekti. İlkerle beraber gitmiştik. Ama yarıdan sonra bence sadece İlker çekmiştir hocam. Aynen öyle oldu. <laughs> Beni tanıyorsunuz. Orada tankerler, mankerler bir sürü gemi var hocam. Nasıl geçtiniz? Tam yani o gün yok herhalde. Böyle çimentodan bir şeyler rastladık. Yani çıkış yapamadık. Annelerimiz tüpraş çalıştığı için. Annemize gitmeye çalışmıyorduk ama hani bizim sayıyorduk <laughs> tüpraş. Biz yapmaya gittiniz hocam sanki. Ya bir de onlardan daha iyi ondan sonra değil mi? <laughs> Peki hocam bir Hristiyan'ın gözüyle baktığında neler görüyor Marfa Polo'da? Ya abi nesturilere takmış. İşte sürekli bir, ya böyle troplar var tamam mı? işte Hristiyanlar de hali halife geliyor. Hristiyanlar hadi diyor mucize göstermek size öldüreceğim diyor. O mucize gösteriyor. E, şey tropu var. Bütün Hristiyanlarda var Bu da gene işte Almanlar bizi kıskanıyorum. Bir başka versiyon. Nasıl biz bugün Almanlar bizi kıskanıyoruz? Onlar da bütün Müslümanların gizli Hristiyan olduğuna inanırlar. Yani Müslümanlar bizi kıskanıyor diye. Diyor ki halife diyor aslında diyor bu olayı görürsen Hristiyan oldu diyor gizli diyor haç taşıyordu diyor. Zaten bütün onun tayfası şeydir. şeyde. Koynunda. Tabii koynunda haç taşıyor diyor. Bu çok Kara filmlerinde var. Tabii zaten. tabii. Yani. Hristiyan öyle bakıyor olaya. Çünkü bunlar bizi kıskanmalı. O kadar kıskanmayınca hani anlatabildim mi? yeah O kadar kıskanmıyorlar ki o Müslümanlar. <laughs> Aynı Almanların bizi ne kadar az kıskandığı gibi. Öyle bir şey çıkıyor. Almanlar bile kıskanıyorum o günkü versiyonu. Müslümanlar gizli Hristiyan aslında falan. E şey yapıyor işte ne bileyim mesela böyle birkaç tane dini şey de atmış. Mesela bir tane ermiş var. İşte bir gün kadının bacağı açılıyor. Bu biraz halleniyor. Ondan sonra sağ gözüne oyuyor falan. Kendi gözünü oyuyor. Evet öyle olsa bize göz kalmaz. <gülüyor> <gülüyor> bize göz kalmaz. <laughs> Biz böyle gibi dalışırız ha. Böyle bir, <laughs> öyle bir standart alabilir mi ya? Zerdüşlerden de bahsediyor galiba. evet. Yani... Zerdüşterin Ateş Mabedi'ne güzel bir hikaye yazmış. Kendisi yazmış diyorsun ya böyle bir hikaye. <laughs> yok böyle yok bir hikaye ama. yok. Evdöt'tekiler bilir <laughs> Fire Temple. Abi işte Hz. İsa gidiyor Üç magi, neyse onların Türkçesi. İran'dan gidiyorlar işte çocuğu görüyorlar falan ya. Ondan sonra bir Hz. İsa çocuk olarak bir kutu veriyor. Kutuyu dayanıp açıyorlar. Açmamaları lazım. İçinden taş çıkıyor da taş gibi sıkı hikaye bak. Taş gibi sıkı bir olaydı. Sonra bunu bir korkup ...şey atıyorlar... ...çukura... ...oradan alev çıkıyor... ...sonra geri alıyorlar... ...işte o alev çıkaran taşı... ...bir kiliseye koyuyorlar... ...orada hep yanan... Bir tür Pandora'nın... ...kutusu gibi... Evet bir tür Pandora'nın kutusu... slash zerdüştilik gibi... Yani böyle. Bunları kendisi mi anlatıyor... ...yoksa sizce... Rustic, Rustikello mu? Rustikello... Hayır bence... Ya bunu oradan buradan kaldırdığı yerleri bulmuşlar internette falan. Baktım da Oraları bir ilgilendim çünkü orijinal eserleri ben bilemiyorum ama birçok yerden birçok şey kaldırmış bence. Peki hocam Marco Polo'nun bu esareti ne kadar sürüyor? Yani bayağı herhalde bir iki konuşmuşlar iki. ya Rustikello ile bu kadar hikaye <laughs> anlattığına göre. Herhalde anlaşıyorlar <laughs> orada. Vakitleri var Ya bu falan. her yerde anlatıyormuş zaten. Bu dönünce buna kimse inanmıyor. Tamam mı? Böyle dalga geçiyor bilmem ne şey yapıyor falan. Adam Döndüğünde hatta... Döndüğünde malı mülkü evi barkı duruyor mu hocam? Benim de hep aklıma geldi. Benim de hep aklıma geldi. Biri beni kaçırsa. Bak hep aklıma öyle şeyler geliyor geliyor. Çünkü Olabilir. Biri beni kaçırdı. Döndüm. Anlatabildim İki mi? Seus gibi oldunuz şu anda. Hayır şimdi hukuken nasıl alacağım malları geri? Hocam evde kentsel dönüşme girdiyse... Oğlum Türk mahkemesine gideceksin o 500 yıl sürer. Evde kentsel <laughs> olmayacak şey değil. <laughs> Zeynep malları satıp Miami'de bir Zeynep'e kalsa bir şey. iyi. Zeynep'ten bir şey geri alamayız. Ya yani ben kabul ettim zaten. Ben oğlana böyle bir uluçun kutusu yaptım. Oraya biraz altın bir şey koyacağım. Evladım al bunu diyeceğim. Sen ben öldüğüm abi noktada başka bir şey alamazsın yani. Al bunu buradan git. Abi adam evine giremiyor. Diyorlar ki siz kimsiniz? Biz polları ya biz Falan diyorlar. Bunlar abi kapıyı ittirerek giriyor falan. İşte orada anlatıyorlar. Şeyleri göster. Getirdikleri malları gösteriyorlar. Mallar çok zengin. Bakıyorlar ki bunlar çok zengin. Oo, hoş geldiniz diyorlar. Bu <laughs> Ya, bir Türk gibi. filmi vardı. Onu buraya koy. Pololar koyuyor böyle şeyi. ipekleri vay falan kardeşim. Hani böyle piyango şey yapmış gibi. Hocam peki bu pololar gerçekten Venedikli mi? Yoksa Venedikli. bazı şayyalar var ya bunlar aslında Dalmatyalı, Hırvat falan. Ha olabilir bilmiyorum. Öyle birkaç şey anektolu okudum da. Olabilir yani. Hatta soyadları işte Piliçmiş ama Piliç. İtalyancası Polo. Ulan orada da mı göçmen karşıtlığı kardeşim ya? Tabii ki gelecekler kardeşim. Venedik kapılarını açacağız. 5 milyon Dalmatyalı. <laughs> Abi, çünkü mesafe de yakın Venedikler Bu çok ırkçı bir, bir açıklama. yani tarzı. daha Dalmatçalı, ha Venedikli, ha daha doğudan gelmiş. Aynı B. denizin iki İşte böyle sandaletlerle Dalmatçalılar Venediklere geliyor böyle. <laughs> Şifli floflarla. <laughs> <laughs> Hepsi erkek ama. Evet. <laughs> Venedik doldurduğumuz bunları. Venedik'te Ümit Özdağ dolaşım. Bütün Dalmatçalıları geliyor. Teherin <laughs> bozuldu. <laughs> Ama fili fulafla geliyorlar. <laughs> Ahtapotlarımızı yedi derdik. <laughs> <Bize> alamadık içtiler. <laughs> Hocam bazı e, burada şimdi tam ifade etmek istemediğim olaylar da var. Böyle bir eş satışı falan gibi. Abi yani güzel antropolog hemen, bak, hemen buldu. Antropolog hemen. Bunların tipik baktıkları <laughs> değişik <gülüyor> evlenme pratikleri ve değişik cinsel birliktelikler. Abi bu varmış. Bir yere gidiyor böyle bir kamul. Diyor ki kamuun halkı diyor misafirlerini evlerini bırakır kendileri dışarıda kalır. Karılarını yollarlar. işte onlar onlar her şeyi yapar yani. Sonra da para isterler diyor. Wife selling diye bir şey hakikaten varmış. Ve çok yaygınmış. Antropolog olan sensin. Yani onun teorisini antropologlar yapıyor. Değişik işte shadow evet. falan işte. Aslında hediye mantığı evet. biraz ya misafir perverlik diyelim yani. Bak misafir perverlik diyor oğlum ya. Tarihçi budur. Bu Marcel Mauss hediye, gift, reciprocity diyor. E, bu David da Krabber, diyor ki. David Krabber'da. Tabii evet. ama bu ne diyor? misafir perverlik. <laughs> <Anlamazım>. Tarihçi işte. <laughs> <laughs> Tarih Çemen <laughs> üstünü <laughs> örttü. Misafirperverlik. Bunların bizle alakası yok. Kamul halkı bizle hiçbir şey yok yani. Ha. Kamul diye bir halk var. Böyle bir şey yapıyorlarmış. Japonlar savaş esirlerini yiyor diyor. Yani yok böyle. bir Yok, şey yok. öyle bir şey. Hiç abi hocam. Bir, yani yamyamlıkla ilgili bir şey yok yani bu da böyle yalandır. kendisi zaten bir yalan ya. Belli evet. dini törenler He. dışında. Evet. Belli dini evet. törenler dışında yapmıyorlar. Bir... Orada da yani bir insanı butunu mutunu ayrı ayrı yemiyorlar Tabii. İşte bir iç organını çıkarıp <laughs> onu tadıyorlar. tecrübe <Şöyle> <laughs> başka bir şey. <laughs> Laksın, antro... abi birkaç tane şey var. Bir takas diye bir ekonomik değişiksemin olmaması, bir hiçbir zaman yamyamlık olmaması, herhangi bir antropoloj sor bunu bulur. Abi dışarı çık, git siyaset bilimciyle, ekonomistle konuş, hemen ya da işte gazeteciyle konuş. Hatta tarihçiyle konuş. Hemen bunları karşılıyor. O yüzden böyle antropoloji falan bilmeyen adam sosyal bilimci olmasın yani. Olmuyor abi bazen şey, çünkü bütün şeyi yanlış anlıyor. Çok basit yani herhangi bir antropologa sorabileceğin, antropolojik bileceği şey yani ben de antropo yani okuyarak bulabiliyorum. Biraz bir işte o içgörüyü elde etmek yoksa ben de kamu halkını hiç araştırmadım Ta, ama iç, bu muhtemelen yes. hediye, itibar bilmem ne gibi o bildiğimiz antropolojik temaların bir kalıntılaşmış. Abi bir de cinsellik ve muhtemelen. çekirdek aile bu kadar kadar kutsanmamış. Ya şimdi başka formlarda oluyor. Hıristiyan şimdi Hristiyan adeti biliyorsun. Evet yani. evet evet. Hatta 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 bu kadar kutsanması da bir Hristiyan adetidir yani. Adetlenmez de ne derler? Eee panşant eğilim diyelim neyse işte kurumsal bir şey var orada. İkincisi bak başka bir şey. Şimdi eskiden tabii bu olay bugün de var da fazla borçlu olduğum mu ne yaparsın? Vücudunu satarsın abi. Erkek asker olur, kadın da hayat kadını gibi bir şey olur ya da cari olur. Çocuklarını insanlar vermek zorunda kalıyor. Bir sürü örnek var. Borç insana bunu yaptırıyor. zaten finansallaşma bu sonucu götürüyor. Çünkü finansın ne farkı vardı? Kişisel olmayan borç. Yani benim cana borcum gibi değil, hatırım geçmiyor. Bilmem neyin bilmem nesine borcum gibi. alacaklı beni hiç tanımıyor, görmüyor. Sosyal bağla bağlı değiliz. bugün de işte onun tam tersi onun falan filan görüyor. Gene yani ekonomik yükümlülük bu sonucu getiriyor. Dolayısıyla bu para için bunun yapılıyor olması da çok garip değil. Zaten bu çok yaygın bir şey. Modern dünya ahlak alakçılı olmadığı için işte. herif çat diye yazmış ama bu alakçı. Neden şehirli? Kubilay bayağı bir <laughs> hayranlar galiba. Kubilay Abi Kubilay'dan aşağı Kubilay, aşağı Kubilay yukarı. Moğol'u çok seviyor. Bu da oyratla oynuyormuş demek ki. yani. E. Adam vali yapmış hocam. Her abi altın yıldızı geberen evet. Bak, Moğolları seven ya bu bir bu Çin tarihi ki. değil. Çin'i de anlatıyor ama bu bir Moğolları adam. Mesela Çince öğrenmemiş. Dinlerden bahsediyor. Hiç konflikçilikten ve tavizçilikten bahsetmiyor. Yani Çin'in kendi pratikleri içinde zaten bu yüzden de bazıları Çin'e Gitmedi diyor. Did Marco Polo Go to China diye bir kitap var. Ama kitabı duman ettiler. Bence de haklılar bir baktım da yani çok spekülatif. Gitmediğini mi iddia ediyorlar? Evet. Bir de Güney Çin'e gitmediğini diyorlar. Okuduklarımda sadece Güney Çin'e değil ki Seylan her yerden bahsediyor. Bence de Güney Çin'deki bazı yerlere gitmemiş. Yani Java'dan bahsediyor, Sumatra'dan bahsediyor. Sadece Güney Çin değil ki her yerden bahsediyor. Benim elimdeki kopyada vardı. Ee, de oralara gitmemiş. Güney Çin'e de gitmemiş olabilir diyor. Şimdi burada bunu da şuna dayandırıyorlar. Abi adam Belişer'den bahsetmiyor. Mesela Çin Sedi'nden bahsetmiyor. Ayak bağlama pratiğinden bahsetmiyor. Ondan sonra akupunkturdan bahsetmiyor. Çin yazısından hani değiş Çin alfabesinden çay, bahsetmiyor. Çay, çay içme yani. pratiklerinden falan hiç bahsetmiyor. Ama bunların bazıları anlaşılır. Neden? Çin Seddi o zaman önemliydi. Şimdi bizim bildiğimiz Çin Seddi 16. yüzyıldaki Çin Seddi. Ondan önce Çin Seddi evet. orada bir Çin Seddi evet. var. Şimdi Moğollar geldiği zaman önemini kaybetmiş. Tamam mı? Mesela İbn Batuta zamanında İbn Batuta geliyor, Çin Seddi'ni soruyor. Bilen yok o şeyde. Her zaman önemli olmayabilir. Bizim bildiğimiz halde böyle o esas Cengiz'in profil fotoğrafında üstünde fotoğrafı olduğu Çin Seddi 16. yüzyılda Mingler tarafından yapıldı. Ondan önce de vardı aynı set de. Daha böyle daha İptidai bir şekildeydi ve belli zamanlar kullanılınca orası boş bırakılıyor. Dolayısıyla ve ayak bağlama pratiği de bu yüzyılda o kadar yaygın olmayabilir. Çünkü başka seyyahlar da bahsetmemiş falan. Abi bir de belli şeyler zamanla bulundu. Mesela biz 1841'e kadar bunun böyle bahsettiği büyük koyunlar vardı. Bugün de ona Great Sheep of Pamir, Pamir Polim yani Polo'dan geliyor ismi. Onu 1841'de buldular. Ya yani bir tip böyle kocaman bir koyun. Şuraya koyalım. Latince ismi de Polo'nun koyunu. Çünkü Marco Polo anlatıyor ilk. Ama insanlar ilk başta böyle hayvan mı olur diyorlardı 1841'e kadar. Sonra 1841'de hakikaten öyle bir hayvan oldu. Oraya gidince çıktı. Çünkü uygarlık 19. yüzyıla kadar öyle Afganistan'a, Tibet'e falan pek giremiyordu. Çok dağlık ya. Orada Pamir'de o bahsettiği insanların bu eser yanlıştır demek için kullandığı o koca hayvan görüldü. O zamana kadar hiçbir batılı kaynak bundan bahsetmiyordu. Bunu bayağı da incelemişler. Bazı anlattıkları şey başka hiçbir kaynak bahsetmiyordu. Tabii ben o dönem uzman olmadım. Onda aklının da bırakar... acelesi yok hocam. Akl evet aklının acelesi yok. Ya bu zaten. Peki hocam. O zaman şöyle şey yapalım. Sizce gitti mi? Gitti. Bence güneydekiler ya azıcık sallamasyon olur, eklemasyon olur ama gitmiş. Peki hocam bir dizisi de var bunun? Evet, dizisi var. Ben çok beğenmedim bir gün Opus Magnum'unu yaparız belki. Abi dizi opus zaten... yapmayın hocam. Bazı izleyicilerimiz çok, e, çok kızıyorlar o <laughs> Magnum'a. Abi dizi hatırladığım kadarıyla böyle şeyin tepesinde başlıyor. Kazanova gibi şeyin tepesine çıkmış. Palas Ducale. Arkada 1690'da yapılmış kilise var ya. Neydi şey? Santa Maria della Salute var ya. Şimdi arkadaşım bir dikkat edin. Arik Böke ile Kubilay çıkıyor tokatla kavga ediyor. Ya abi at üstünde falan etsin. Yani öyle... Ya hocam size dizi izlemek de çok zevksiz ya. Ama hakkını yemin Bir bölüm izleyeyim. İzleyeceğim. Belki de güzeldir. Arkadaki katedralin bilmem kaç izleyeceğim. Da <laughs> Neydi o çocuğun <laughs> adı? Arkadaşın adı? Ayberk yani sen o perşembe izlemeyebilirsin dediğim gibi. Elim <laughs> canım da isterse anlatırım ya. Anladın mı? Hani kanal da bizim ya. ya o kadar da. Hani... <laughs> Abi çok etirta. İnsanlar siyasetçi falan mı hesap sorsanız ya. Elimden geleni yapıyorum <laughs> ya. Burada bir şey yapıyoruz. Karşılığında evet bir izleme vaktinizi veriyoruz. Çok teşekkür ederim de böyle yukarıdan bir daha da dinlemiyor. Çünkü. Ya Allah'tan seviyormuşsun beni Ayberk. Sevmesen demek ki. Kovadis'in ya da Havadis'in olmazsa olmazıyla kapatalım. Usturlap. Evet. Usturlap var. Bunda da var. Bunda da var usturlap. Evet Kovadis'in sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bu Campbell'in kampanyasına hakikaten bakın. Cembley, Humayun olarak hakikaten çok yani o da Osmanlı kültürünün. Hazır padişah Uluf'e de dağıtıyor gibi iyi türüken, başlamışken. Evet. Sizi Bob Dylan'ın meşhur bir parçasıyla uğurluyorum. Hey Mr. Campbell in Bits, play a song for me. Yerdeceğim, yolca.